Geliyorum sizlere. Tamam, süper. Bugün 27 Eylül 2017, sizlerle beraberiz. Penta'da şu anda webinarda. Ben Lenovo ürün müdürü, tablet ürün müdürü olarak sizlerin karşısındayım. Bugünkü ürünümüz, burada size anlatacağımız Lenovo Yogabook. İstiyorsanız kısa bir videomuz var. Öncelikle onu izleyelim. Daha sonrasında devam edelim sunumumuza. Evet, videomuzu izledik. Burada da fark etmiş olduğunuz gibi aslında bu ürünün en büyük özelliği çizim özelliği. Yani bizim ürünümüzü diğer ürünlerden ayıran bir notebook'tan ya da bir tabletten daha üzerine artı koyduğu şeyler, bunun aslında yeni sizin bir not defteriniz olması. Ve bir profesyonel gibi de aynı zamanda çizim yapabilmeniz. Burada tabii ki ürünün içerisinde Wacom işbirliğiyle yapılmış bir üründür. Bu nedenle ürünün kalemi, onun dışında yani videoda görmüş olduğunuz defteri ve ürünün tamamıyla kullandığı kendi üzerindeki hardware sistemler oldukça ürüne özel ve aslında yeni trendleri de takip eden ve buna uygun davranan bir ürün olmasını sağlıyor. Şimdi videoda da gördüğünüz dünyanın en ince, hafif ikisi bir aradası ürünü bu ürün. İnceliği 4,05 mm ürünün. Oldukça ince. Buradan da gösteriyorum size videodan. 690 gram ağırlığında. Oldukça hafif bir üründür. Tüm sağlamlık testlerinden geçmiştir. Bu testleri yine bizim lenovo.com.tr adresinden bulabilirsiniz. 10 inç bir ekranı var. 10,1 inç bir ekranla sizlere sunduğumuz bir ürün. Yani bizim burada aslında vurgulamaya çalıştığımız oldukça hafif olması ve oldukça ince olması. Ürün kapandığı zaman da aslında bir tablet haline dönüşebiliyor. İnceliğiyle de aslında çok fazla yanıltmıyor sizleri. Ama ürünün sadece bu özellikleri yok tabii ki. Ürün yoga ailesinin bir ürünü. Artık hepiniz yoga ailesini çok iyi tanıyorsunuz. Bütün modlarıyla birlikte, yani tüm işte yaz, çiz, göz at ve izle modlarıyla sizlere sunduğumuz bir ürün. Özellikle menteşesi çok dikkat çekiyor. Yine oldukça iyi, sağlamlık açısından da eşsiz bir tasarımı olan bir ürün olarak sizlerin karşısına çıkıyor. Şu anda tabii ki bizim vurgulamak istediğimiz, yine sizlerin de videoda gördüğü en önemli özelliklerden bir tanesi de halo klavye. Halo klavye 5 katmanlı dizaynı var, 1,2 mm inceliğinde. Şu gördüğünüz klavyeyi aslında sizlere sunuyoruz. Şöyle daha iyi göstereyim. Gördüğünüz gibi tuşlar yok. Bildiğimiz klasik bir laptop gibi üzerinde tuşlar, klavye gibi bulunmuyor.
Bu halo klavye, pardon. Bu halo klavye ile tuş hissiyatını almanız için de aynı zamanda vibrasyonla sizleri daha tuş hissiyatını alabilecek şekilde kolaylıklar sağlıyor. Bütün klavye kullanımı, bütün kısa tuşları aslında normalde kullandığınız bu klavyede de kullanabiliyorsunuz. Dil seçimiyle birlikte değişebilen bir özelliği de var. Çünkü dijital bir klavye. Biz bunu halo klavye diyoruz. Yazılım ile çok optimize edilen bir klavyedir. Basınç seviyesine göre algılar tüm tuşları anında da size geri bildirimde sağlayan bir klavyedir. Bunu tabii ki neyi sağlıyor halo klavye olması ürünün üzerinde? Ürünün inceliğini ön plana çıkartıyor ve daha akıllı bir klavyeye sahip olmanızı sağlıyor ve daha adaptasyonu kolay. Yani aslında bugün telefonda yazdığınız zaman bu auto düzeltme olarak adlandırdığımız şeylerin hepsini yapabiliyor. Yazı yazma kolaylığını da arttırıyor. Ürünün başka bir özelliği tabii ki Wacom işbirliğinden bahsettiğim üründe gerçek kalem olması. Ürün için bir tane kalemimiz var, çizim için kullandığımız ya da yazmak için, not almak için de kullanabilirsiniz istediklerinizi. 2048 basınç seviyesine duyarlı bir kalem bu. Herhangi bir pili yok, yani şarj gerektirmiyor ürün. İki tane ucu var. Sizin aslında bir tane ucu mürekkepli uç. Yani normal bugün tükenmez bir kalemle nasıl yazıyorsanız onun gibi yazmanızı sağlayan bir ucu var. Bir de ekranın üzerinde direkt kullanabileceğiniz ya da klavye tarafında direkt kullanabileceğiniz bir uca sahip. Bitmeyen pil ömrü de ayrı bir özelliği. Atom işlemciyle geliyor ürünümüz. 8500 mAh. Tek şarjda bütün gün kullanabiliyorsunuz ürünü. Ürün iki çeşit işletim sistemiyle sizlere sunuluyor. Bir tanesi Windows, diğeri de Android. Windows ürünümüzde Wi-Fi seçeneğimiz var. LTE'de özel sipariş olarak getirebiliyoruz. Ama şu anda Windows ürünümüz aslında Perakende kanalında da sergileniyor. Mağazalarda da görebileceğiniz bir ürün olarak karşınıza çıkıyor. Burada iki kameramız var, 2S8. Full HD bir ürün, Windows ürünümüz. Siyah seçeneğiyle geliyor ve içerisinde Windows 10 Pro bulunuyor işletim sistemi olarak. Tüm ürünlerinde olduğu gibi tablet segmentinde Lenovo'nun bu üründe de Dolby Atmos işbirliği var. Dolby Atmos'ta sesleri daha iyi duyabiliyor ve sinema kalitesinde sesleri dinleyebiliyorsunuz. Bir de az önce bahsettiğim gibi Android ürünümüz var. Android ürününde iki seçeneğimiz var. Birincisi LTE yani sim kartlı ürün. İkincisi ise Wi-Fi ürünümüz. Burada iki tane renk seçeneğimiz var. Champagne Gold dediğimiz şampanya altın diye tabir ettiğimiz ürünümüz. Bir de gri olan ürünümüz şu anda galiba Penta Buynet'te de sizlerin tarafına sunuluyor. Bu üründe tabii Android olmasının özelliği aslında açık kaynak kullanması. 2,2 milyon kadar şu anda yanılmıyorsam aplikasyon var. Bunların hepsine erişiminizin olması. Diğer tüm özellikleriyle aslında diğer Windows olan ürünümüz, Windows Pro ile gelen ürünümüzü uyum sağlıyor. Peki ürünü nasıl kullanırız? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. İçinden neler çıkıyor ürünün? Neleri almamız gerekiyor? Bir şey edinmemiz gerekiyor mu? Onları da anlatayım. Ürünümüz bir adet dediğim gibi gerçek kalem. Bu kalemle birlikte 3 tane uç geliyor. 3 tane mürekkepli ucu var. Yani yaklaşık hani 2 seneye kadar bir mürekkepli ucu içerisinden çıkan kullanabiliyorsunuz. Bir de stil kalemi var ürünün. Bu stil kalemiyle de dediğim gibi bu ucu değiştirip stil ucuna geçip o uçla da direkt ürünün üzerinde çizim yapabiliyorsunuz. Ürünün başka bir özelliği de aslında kağıda yazdığınız her şeyi ürünün dijital ortamda ekrana aktarabiliyor olması. Yani sizi
kağıda yazma hissiyatından kurtaran, kurtarmayan, aynı zamanda bunu devam ettiren ve anlık olarak kağıda yazdığınız her şeyi ekranda dijitalize edebilen bir ürün. Ben kamera için yardım isteyebilir miyim? Ben küçük bir demo yapacağım şimdi sizlere. Tam görünmüyor sanırım. Evet. Bakalım. Yani şu havada kalıyor. Şöyle yapalım. Biraz geri gidelim. Evet. İçerisinde Artrace diye bir yazılım var. Ben şimdi onu kullanacağım. Burada istediğimiz bir ucu, aslında çok basit bir yazılım. Seçerek burada ürün üzerinde kağıda yazdıklarımızı aslında ekrana da taşıyor. Oldukça aslında kalem, şöyle bir test yaparsak eğer, geçtiği anda farkları görebileceksiniz ve algılamasını. Bu ikisi arasında burada boşluk bıraktığınız zaman gördüğünüz gibi burada da bir boşluk oluştu. Ve basınç seviyesini de oldukça iyi algılayabiliyor. Onun için de size bir test yapayım. Az bastırdığım zaman daha gördüğünüz gibi farkını görebiliyorsunuz. 2048 basınç seviyesinde ürün algılayabiliyor ve istediğiniz çizimi ekranda dijitalize edebiliyorsunuz. Burada tabii ki önemli olan kağıda yazma hissiyatının kaybolmaması. İnsanların kağıda yazdıkları ya da çizdikleri şeyleri aynı anda ekranda da görebilmeleri, dijitalleştirebilmeleri. Bu bizim aslında en çok kullandığımız, ürünü anlatırken en çok kullandığımız şey. Ve aslında oldukça da bize yardımcı olan, bu ürünün hem iyi anlatılmasına yardımcı olan, hem de tüketici tarafından iyi algılanmasında ve ona fayda sağlamasını yaratan şey. Farklı olarak öne çıkaran, ürünü öne çıkaran şey açıkçası kağıda yazma hissiyatının kaybolmayıp aynı zamanda ürünün dijitalize edebilmesi ekranda yazdıklarınızı ve çizdiklerinizi. Kalem ucunu değiştirme kısmı var. Kalem ucunda şu arka kapaklı aslında çok basit bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu kalemde herhangi bir pil bulunmuyor. Pil bulunmadığı için de oldukça uzun ömürlü bir kalem. Şu arka kapağına taktığınız zaman kalem ucunu çıkarabilir ve yeni kalem ucunu da takabilirsiniz. Bunların aksesuarları mevcut. Aksesuarlarda da bazı kanallarımız da var. Yine daha sonrasında Bayonet'te de görebilirsiniz. Aksesuar ulaşımı konusunda da herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Az önce Artrace'i kullandım ve size çizerek gösterdim zaten. Bu slaydımda da onu anlatıyorum. Kalem ucuna tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Burada mürekkepli kalem ucunu kullanıp ekranda çizim yapmamamız gerekiyor. Sadece stylus dediğimiz ucu, yani farklı bir ucu kullanarak ekranda çizimlerimizi yapabiliyoruz. Yogabook ailesi Wacom'la işbirliği tarafında bu iki ürüne, Android ve Windows'lu ürüne sahip. Ama Yogabook'ta tabii ki A12 dediğimiz yine yazım çizim özelliği olmayan bir üyemiz daha var. O da Yoga A12 olarak nitelendiriyoruz. Yine Halo klavye ile gelen Android işletim sistemine sahipli oldukça ince, şık bir dizaynı olan bir ürün. Şimdi onun videosunu hep birlikte izleyelim.
Evet, yine aynı ailenin bir ürünü. Yine tabii sizlerin bildiği yoga ailesinin bir ürünü. İkisi bir arada Android bir laptop. Aslında üretkenlik için optimize edilmiştir. Burada az önce de bahsetmiştim, 2,2 milyon aplikasyonu oldukça rahat kullanabileceğiniz, bu açık kaynaktan indirerek devam edebileceğiniz hayatınıza bir ürün. Şu an perakende kanallarında bulunuyor. Satışı var. Daha sonrasında Buynet'te de mutlaka olacak. 10,9 milimetre inceliğinde 1 kilogramın altında bir ağırlığa sahip 12 inç bir ürün. Yine Dolby ile işbirliği kapsamında burada sesi yine vurguluyoruz. Sesleri oldukça iyi ve sinema kalitesini duymanızı sağlayan bir ürün. Videoda da fark etmişsinizdir. Burada yazım kolaylığı açısından yine oto düzeltme olarak adlandırdığımız ürünün en büyük özelliği yine bu klavyesinin, yani Halo klavyesinin bizlere sağladığı avantajlardan bir tanesi. Tabii ki tablet kullanımı açısından ürünü laptop'tan tablete dönüştüren şey katlandığı zaman, aslında bu convertible şeklinde katlandığı zaman oldukça ince olması ve kolaylık sağlaması. Bildiğiniz gibi tabii klavyenin özelliği sayesinde de o tuşları, aslında klasik tuşa sahip olmadığı için de tuşları hissetmediğiniz için oldukça rahat kullanabiliyorsunuz. Atom işlemciyle gelen bir ürün. HD bir ürün. 720p bir kameraya sahip. 2 RAM ve 32 GB hafıza şeklinde geliyor. Wi-Fi bir ürünümüz. 10.500 mAh. Oldukça dayanıklı bir pili var. Yine Halo keyboard ve 360 derece rotasyon yapabildiğiniz convertible yoga ailesinin bir ürünü. İki rengimiz var bu üründe. Biri gri, diğeri de rose gold diye adlandırdığımız renkler. Sunumum bu kadar. Yani burada sunumun sonunda söylemek istediğim şey, bu ürünler bizim ailemize, Lenovo ailesine yeni katıldı. Ve oldukça da iyi performans gösteriyor. Şu an tüketici tarafından da beğeniliyor. Sizler tarafından da beğenildiğine eminiz. Şu anda çünkü satış grafikleri de onları gösteriyor bize. Ben hani şu ana kadar bir soru gelmedi. Onları galiba, evet, gelmedi değil mi? Ben teşekkür ediyorum bugün için sizlere. Ayrıca Penta'ya tabii ki özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için. Kesmek istemedim. Tamam, okey. Sorularınız varsa alabiliriz. Ürünün satış fiyatı şu anda perakendedeki satış fiyatı Windows'lu ürünün 3.499 lira. Diğer Android'li ürün için sadece Penta Buynet'te bulabilirsiniz. Oradan fiyatları görebilirsiniz. Diğer Yoga A12 ürünümüzün de 1.999 TL perakende fiyatı bulunuyor şu anda. Daha sonrasında da Penta Buynet'te sizlere sunulacak olan fiyatları görebileceksiniz. Tamam, soru yok herhalde başka. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Daha sonrasında hani sorular gelirse de burada zaten Penta'nın iletişim adresleri var sizlerde. Onlar